İyi akşamlar değerli izleyenler. Bir çarpışma programıyla daha birlikteyiz. Her hafta çarşamba ve cumartesi günleri 4 ayrı platformda aynı anda yayınlanan programımızın bu haftaki konusu AK Parti. Yine mi AK Parti'yi konuşacağız demeyin. Bu hafta AK Parti'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Eskişehir ziyareti, AK Parti'nin eğitim programına katılması, sessiz sedasız gelip gitmesi diyelim. Yani böyle yorumlayalım. Bunu böyle yorumlayanlar var. Bunu konuşacağız. AK Parti'deki kulis bilgiler var. Değerli 5 gazeteci arkadaşımın kendine has üsluplarıyla değerlendireceği il başkanlığı atama sürecinde neler oluyor? Tepebaşı, Odunpazarı ilçe başkanlıklarına bazı atamalar gerçekleştirmesi planlanıyor. Çünkü milletvekili adaylığı için istifalar söz konusu. Hepsini bu akşam burada değerlendireceğiz. Evet, sözü... İyi akşamlar öncelikle. İyi akşamlar. Bir iki dakika gündem dışı konuşmak istiyorum. Tabii ki. Şimdi hemen olabilir mi? Hemen. Birkaç hafta önce burada sosyal medya ya da dezenformasyon yasası düzenlemesi, kimilerinin de adını sansür yasası koyduğu, biz buna katılmamıştık, öyle zannediyorum. Kim katılmamıştı? Bunun ne kadar haklı olduğunu, yani Soner'le ben kesin katılmamıştık. Ben hiç katılmadım. Sedat da hiç katılmadı. Sedat da hiç katılmadı. Hatta Sedat sabah dedi hemen bu yayın uygulamaya geçsin, girsin dedi. Şimdi İstanbul'da bir patlama yaşandı. Fail yakalandı. Ölenlerimize Allah'tan rahmet. Yaralılara acil şifalar dileyelim. Sonrasında bir sosyal medyada kesinti değil mi? Yavaşlama da değil. Bir kesinti oldu. Şimdi tekrardan bu tartışma gündeme geldi. Ya bu olmalı mı olmamalı mı? Geldikten sonra ben VPN kullanmıyorum. Geldikten sonra şöyle bir baktım. İnsanlar tekrar isyan kıyamet. Hayır. Şunu çok net söylüyorum. Bu kesinti yapılması gerekiyor. Bunun sonuna kadar savunuyorum, sonuna kadar yanındayım. Neden? Çünkü biz şöyle bir toplumuz. Provokasyona açık bir toplumuz. Şimdi efendim Hollanda'da da oluyor bu tür patlamalar. Evet, terör bütün dünyanın bir sorunu. Ama orada böyle bir şey olmuyor. E kardeşim, orada böyle saçma sapan paylaşımlar oluyor mu? Bize bir giriyorsun abi, 10 dakika sonra 2011'de Şam'da çekilmiş bir görüntüyü paylaşıyor adam. Ve bir bakıyorsun yüzlerce RT, binlerce izlenme. Ya bir dur. Bir bakıyorsun 10 dakika sonra siyasi olduğu için her şey, İngiltere hükümeti diyor paylaşmış diyor 10 gün 20 gün önce. Halbuki o paylaşım atıyorum 3 yıl öncesine ait. Türkiye'ye giden vatandaşları uyarmış. Yani inanılmaz bir karmaşa, inanılmaz bir dezenformasyon. Ben bu kez ayrılacağım sevgili Cihan senden. Hı-hı. Şöyle ayrılacağım. Ben sana güvendiydim, keşke ayrılmasın. Yani hayır, şöyle ayrılacağım. Bu sorunun çözümü bu değil. Bugün bu yaptım oldu sistemine teslim olursak yarın öbür gün bizim kalemimizi de kesmeye kalkarlar. Ya, bu infiale, bakın birilerine ulaşamamak, birileriyle iletişimde olamamak. Şimdi bazı siteleri kapatırsın ya da bazılarını engellersin ama insanların tüm iletişim kaynaklarına... Tüm iletişim de İletişim, şimdi nasıl internet gitmedi ki? Şimdi senin sosyal medya en sık başvurduğun ve artık haber kaynaklarına güvenmediğin için, ana akım medyadaki haber kaynakları da sadece işine geldiğini dile getirdiği için, çok net söylüyorum bunu, bilgi aldığın, yakınlarına ulaşabildiğin, çünkü o ara telefonlarda da sıkıntı vardı, GSM'den de ulaşamıyordun telefonla. Ama en azından sosyal medya... Nedir? En azından hangi bölgelerde olmuştur? Kimler etkilenmiştir? Kaç kişidir? Değildir. Bilgi alabileceğin bir havuz. Şimdi bunun yavaşlatılması şuna engel değil ki. O saçma paylaşımları yapacak kadar zaten komplike insanlar VPN aracılığıyla giriyorlar. Yine yapıyorlar bunu. Ama ben erişemiyorum. Benim bütün akşam boyunca ne Twitter, ne TikTok, ne Instagram faaliyet gösterdiğim medya kuruluşu olarak içinde bulunduğum alanlarda bile ben üretim yapamadım. Bununla ilgili en ufak yorum okuyamadım. Bununla ilgili hani yasal yollardan yapamadım bunu. Dolayısıyla bu hani sansür yasası diye adlandırılan yasanın belli başlıklarına katılıyorum. Ama madem zaten böyle bir yasa çıkarttın ve bunları infial yaratacaklara işlem yapacaksın, o zaman niye burayı yavaşlatıyorsun? Bunu yapanlar varsa bununla ilgili cezayı kes. Bunun ikisi birbirinden bence ayrılan bir husus. Yani şimdi sadece sosyal medya için bilgi kirliliğini önleyelim. Şimdi burada bile biz bilgi kirliliği yaşıyoruz. Burada net şeyler konuşamıyoruz. Şimdi sadece sosyal medyaya getirilen bir yayın yasağından söz etmiyoruz. Yani bütün haber sitelerini, hatta bu konuyla ilgili haber yapma, yayın yapma yasağı getirildi. Yani biz bu konuyla ilgili bir gazetecinin
bu konuyla ilgili bilgi alamaması ne demektir? Halkı sonra, doğru bilgilendirememesi Şenay. Demektir. Bir saniye ben bir sözümü tamamlayayım mı? Tabii ne tabii ki. Yani hiç izin vermiyorsun genelde de. Şimdi terör saldırısı, doğal afetler bunlar nelerdir? Yani halkın doğru bilgilenmesinin en önemli olduğu noktalardır değil mi? Tamam bu konuda tabii ki biz buna katılıyoruz. Peki halkın doğru haber almasını kim sağlar? Twitter mı sağlar? Hayır ben bundan söz etmiyorum. İnsanlar tweet atsın ve halkı doğru bilgilendirsin mi diyoruz biz? Böyle bir noktada mıyız? Hayır. Gazeteciler işini yapsın. Basın yayın organları işini yapabilsin. Ya ben sabaha kadar bu konuyla ilgili bir tane haber bulamadım ya. Ben 2016'daki habere yönlendirildim. Böyle saçmalık çünkü, olabilir mi? Bak çünkü ortada yapma daha haber ya. Yok arkadaşlar. İşte ben, bilgi yok çünkü. Bak, ben bu 8-10 konuda doğru yıl, bilgiyi vermezseniz insanları yanlış bilgiye bak, aktarırsınız. Tarkan abi burada şimdi üstadımız, şefimiz. 8-10 yıl polis adliye muhabirliği de yaptık. Olay yerinde bir trafik kazasına gittiğiniz anda bile bakın en son belediye otobüsünü karıştırdığı trafik kazasına bakın. Hala otomobilin sürücüsü belli olmayan diye geçti İHA. Ki İHA bugün bu işlere en kolay ulaşabilecek. Bakın basit bir trafik kazasından bahsediyorum size. Hala sürücünün kimliği belli değil. Şimdi bu kadar patlama, bir komplike, kim, neden, niçin, nasıl, daha poliste bu bilgi yokken biz nasıl bilgileneceğiz? Yani sosyal medya o, bak 2-3 gündür gelmiyor mu o patlamadan? Yarım saat, bir saat sonra saçma sapan şeyler gelmeye başladı. Eskişehir'de de işte böyle bir şey olacak da bir kadını, kadını yakaladılar, serbest bıraktılar. Kadın bölge veriyor, şurası patlayacak. İşte tümden, bu ne demek işte, biliyor musun? O zaman tümden Türkiye'de biz sosyal medyaya erişimi kapatlayalım. Hayır, Çin hayır böyle şey olur. Ya nasıl ne alakası var? Nasıl ne alakası var? Allah aşkına. Ne başka yani bunun sonu nereye gider? Bana bir şunu ya anlatsana. Ya bak şimdi Soner bak ortada. Gece 3'te açtılar hiçbir yere gitmedi ya. Ya gece 3'te açılmaz. Gece 3'te yazamaz mı yazacaklar? Bir tane bilgi kaynağımız olsun. Tek bir gece tane 3'te yazamayacak mı yazacaklar? Gece 3'te de yazar. Ben VPN'le giriyor, tünelle giriyor, yine giriyor, yine yazıyor zaten yazacak olan. Ama benim erişimim sıradan bir olay yok. Şimdi herkes aynı anda konuşursa bunu sağlayamayız. Yani anlaşılmıyor. Çok kısa söyleyeceğim. Ya tabii olay çok acı olduğu için yani cümle kurmak zor ama şöyle bir şey söyleyeyim. Hani salt bu olay üzerine değil, sosyal medya üzerine bir şey söyleyeyim. Mesela elinde bıçak olan adam cinayet de işleyebilir, domates de kesebilir. Yani böyle bir şey düşünelim. Ama biz her elinde bıçak olana katil muamelesi yaparsak ki bu genel yasakların tamamı bu formatta, bu gözle bakılabilir. Öyle olursa biz her bıçak eline bıçak alanı bir şekilde cezalandırmak zorunda kalıyoruz. O şuradaki suç şahsi bir mevzudur. Yani o suçu işleyeni bulup ilgili madde ve yasaya göre cezalandırmak devletin, dolayısıyla yargının sorumluluğu altındadır. Ama toptan bir çözümle ya madem bu olay oldu bu olayı yasaklayalım derseniz olmaz. Mesela çok basit bir örnektir. Gezi Park olayları yaşandı. Penguen belgeseli veren kanallarımız vardı. İnanın o zaman ya kanallarımız vardı, diğerleri de görmezden geldi. Daha kötü, hiç olmasa diğeri bilgi verdi penguenlerin yaşıyor falan diye. Biz o zaman sosyal medyadan neyin ne olduğunu 3 aşağı 5 yukarı öğrendik. Ve en tabii hak şu anda bilgilenme hakkıdır. Bunu medya sağlamadığı zaman vatandaş sağlıyor. Şuna katılırım, çok kötü, iğrenç bir şekilde kullananlar var. Ama dediğim gibi bunlardan dolayı hadi biz hepsini bir keselim falan. Bu çok kolay bir yaklaşım. Yani gücü elinde bulunduran herkes bunu yapabilir. Ama bu ne bir devlet aklına ne bir toplumsal akla hürmet ve saygıyı gerektirir. Önemli olan kişiyi bulacaksın veya bir de şöyle bir şey var. Devletin doğrudan bilgilendirmek gibi bir durumu var. Mesela bir olay mı oldu? Devletin oraya ilk müdahale edecek. Zaten devlet kurumlarıdır. Direkt bütün kanallarda açıklama yapabiliyorlar. İstihbarat bu işi yapacak. Hayır Soner. Bütün kanallarda açıklama yapabiliyorlar. Bütün kanallarda istisnasız. Doğru bilgiyi ilkten verebilirler. Soner'cim bunlar sorun elde o değil. Tamam. Doğru bilgiyi veriyorlar. Doğru bilginin ya. De bir zamanı var. Sadece bak, Sedat sosyal ne dedi medyalara sen girişim engellenmedi. Hangi biriyle uğraşacak? Devletin hangi biriyle uğraşacak? Devletin sizden başka sorunu yok ki. Tamam, devletin bak dezenformasyon yapan dedin ya bunları bulup tespit edip hangi birisiyle uğraşacak abi? Bunlara ne yapacaklar? Ya bu kafa o zaman benim canım ya da işime gelmediği zaman ben Sedat kapatılsın diyeceğim o zaman. Ya bak ortada sıradan yani bir şey şimdi yok. Hayır bugün ben sen bana müsamaha gösterirsen. Merak ediyorum Soner. Ben senin fikrini anladım. Abi bak şimdi ortada sıradan bir olay yok. Devlet saldırıya uğramış. Bakın devlet saldırıya uğradıysa devlet her türlü refleksi gösterebilir. Anlık bir günlük bir buçuk günlük interneti de kapatabilir. Komple kapatabilir.
Yeri geliyorsa eğer gerekiyorsa sokağa çıkma yasağı bile getirebilir. Ortada infiale açık bir olay var. Toplumu gelecek, yani, insanları sokağa çıkartacak bir olay yaşanmış. Türkiye'de yaşıyoruz biliyorsun ben değil mi? Ben çok basit bir şey sorabilir miyim? Türkiye'de yaşıyoruz. Seçim dönemine giderken hemen her gün her sokakta bombaların patladığı. Ya ne oldu şimdi? Haber alamadan ya bir gün sonra her şeyi o zaman sağlıklı bir şekilde. 6 ay boyunca kapatalım. Ya. Toplumun toplumsal olaylarla ilgili refleks verme hakkı vardır arkadaş. Eğer rahatsız olup sokağa çıkacaksa toplum çıkar. Saçmalama sen. Ne alakası var ya? Ne demek bunun alakası var? Bak toplum bir şeyden rahatsız olma hakkı yok mu kardeşim? Soner Uçak. Tamam bir sakin olalım da sadece... Ya Soner Cumhur'a ilk defa kızdığını görüyorum ve hakikaten yani teşekkür çok ediyorum. Çok basit bir şekilde çok haklı. Gerçekten gazeteci olarak... Gazeteci olarak belli şeylere müsamahayı kaldırabilirim ama bu kadarını hakikaten yani ben garibime gidiyor. Abi yani, ne oldu senin ömür boyu internetin mi kaldırdı ya bir günlük hayır. Devlet. Ya bana lazım olduğunda hayır bak bu bir saat belki yarım saat. Belki iletişim kanalları ile ilgili tereddütleri var bu tereddütleri gidermek istiyor. Abi neden yardımcı olmuyor devletimizin yetkililerine? İstediğin VPN'le zaten giren giriyor kardeşim bunu zaten giren, engelleyemiyorsun. Tamam giren girsin eğer bir kontrol noktası oluşturacaksa benim milyonlarca kişi arasında VPN'le girenler benim VPN'im yok giren ya da sen kullanmıyorsun diye diğerlerinin girebiliyor da. Bu çözüm mü? Siyasetin toplumu taşıdığı burada... sağlıksız noktadan toplum sorumlu değil ki kardeşim. Her kalkan bu halka bir kısmı düşman bir kısmı şu dediği zaman halk iki ortadan ikiye bölündüğü zaman bir konu hakkında bir halk şuna inanıp bir diğer tarafı buna inanıyorsa bu halkın tercihi değil ki. Halkın getirildiği sağlıksız yer burası. Bunda hak sorumlu değil ki. Siyaset sorumlu. O zaman hep beraber sokağa çıkalım. Birisi tweet atsın. Biz oradaki de saklı. Sen tweet gördün sokağa mı çıkıyorsun? Çıkmak, sen sokağa mı çıkıyorsun tweet gördün? Sokağa çıkmak. bir şey söyleyeyim. Sonlar öyle söylüyor. Hayır. Sokağa çıkmak gayri meşru bir şey değil. En doğal haktır. Eskiden bizim toplum her şeyi de sokağa çıkardı. Ama 2020'lere geldik. Şimdi sokakta sanki bir şey yapmak suçmuş gibi lanse ediliyor. Olur mu? Rahatsız olun. Şimdi bu konuyla bunun ne alakası var Soner? Bu bambaşka bir olay yani. Ya Seda sokağa toplumsal özgürlüklerden, hak hürriyetlerden bahsederken bunu konuşuruz. Sokağa ama çıkıp ne yapacak ortada insan? Acı bir hak olay var. Hak hürriyetler diye başlanılan cümle de zaten sen daha interneti istediği gibi kapatalım isteyen bir cümle. Herkes bir cümle. Ben bir cümle arkadaşlar teyit ORG var biliyorsunuz değil mi? Evet. Twitter'da da bir hesabı var. Lütfen o da Twitter'da var. Program arasında hatta şimdi bile açarsanız bakın kaç tane düzeltme yaptığını bu patlamayla, bombalı saldırıyla ilgili ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıkacak. Zaten yasa bunun için çıktı. Dezenformasyon yasası sosyal medyada kişiler toplumu infiale sürüklerse bunun bir cezası var. E madem bu yasayı çıkarttın, ya madem tamam. Bunu yapanlar ya cezaya maruz kalacak, interneti niye o zaman sen kapatıyorsun? Evet. Ben arkadaşlar şimdi sözü Şenay'a vereceğim. Ben de son bir cümle kurup sen bitireceğim. Bu konuyla ilgili, bir saniye Şenay. Bu konuyla ilgili değerlendirmeni alayım ve oradan AK Parti'ye geçelim. Tamam. Bir şey söyleyeyim Şenay. Ondan sonra Tarkan abi çok kusura bakmayın ama bir şey söyleyeyim. Sedat kapatılsın. Hangi seçim öncesiydi? Patlamalar bize yarıyor işte 2016, terör olayları arttıkça bize yarıyor. 2015'te de vardı. Ekim seçimi. Bu halkın, bu vatandaşlar, bak bir şey söyleyeyim. Bu vatandaşlar bu sözleri duydu. Hem de en yetkililer tarafından bu sözler duyuldu. Şimdi rica ediyorum. Şunu bir düşünsünler. Canı yanmış bir vatandaş. Ya sokağa çıkmak hadi çıkmayın diyorlar. Tamam kabul. Ya sosyal medyadan da feryat figan edilmez mi? Ki şöyle bir ortamda ya. Diyorlar ki biz teröristlerin ayakkabı numaralarını biliyoruz artık. E kardeşim engel ol o zaman. İçişleri Bakanı Sayın Evet. Söyledi. Engel ol o zaman. 3 ay önce. Bak 5 insan 10 insan 1 insan bu değil. Bu o acı tartışılmaz. Bunu bir kenara atıyorum ama. Tartışmaz. Aldık onu nereden nereye getirdik. İnsanların feryat, figan, eleştiri yapma hakları hangi mecrada olursa olsun vardır. Bunu dezerfan işte bunu kötüye kullananlar mı var? Ya burada anlaşamıyoruz ama buradan çıkamayacağız abi. Bunu, İnsanlar Soner'cim insanlar diyorsunuz ki sokağa ya, çıkar abi, insanlar ya diyorsunuz. Çıksın sokağa çıksın insanlar bir şey olmaz. Yollar yürümekle açılmaz. İnsanlar böyle bir patlamadan sonra feryat figan ettiği için orası kapatılmıyor ya. En büyük insanlar en büyük, saçma en sapan büyük bak sıkıntı... İlk cümle abi adam gidiyor 2011'deki Suriye'deki bir patlamanın videosunu şey paylaşıyor. Işte. En büyük sorun yazıklar olsun diyecek adam da yok ama orada. En büyük sorun, en büyük sıkıntı ulaşamamaktır, erişememektir, aynı bilgi alamamaktır. Benim bu parayı sevkeder. Bir ömrü internet kapattılar da yani. Sözü bir dakika arkadaşlar Şenay konuşsun. Cihan'ın söylediği şey aslında bizim söylediğimiz şey o kadar doğruluyor ki insanlar yanlış bilgiye ulaşıyorlar çünkü doğru bilgiye ulaşamıyorlar. Yani sen doğru bilgi kaynaklarını kapatırsan, internet bant erişimini kapatırsan, hiçbir haber sitesine ulaşılamazsa, doğru haber kaynaklarına ulaşılamazsa VPN'den giren saçma sapan tweetleri gerçek sanıp onun doğruluğuna inanırlar. Anlatabiliyor muyum? Bu kadar basit aynen. Yani. Yurt dışından giren. Bir de bunun dışında çok basit de bir şey var.
Ya ben orada bu kadar yaralı var. 81 yaralıdan söz ediyoruz. Buradaki yani ben İstanbul'da yaşamıyorum ama yahu bu insanlar kimlerdir? Atıyorum İstanbul'da yaşayan insanlar benim bir yakınım, bir tanıdığım var mı? Endişesine kapılamazlar mı? En basit düzlemde bile bakarsak yani. Bir de bununla ilgili haber alma hakları çok yok mu? Çok kısa yani? 30 saniye şunu söyleyeyim. Evet. Bakın sadece bu olay özelinde değil. İnsanlar, kötü niyetli olan insanlar. Her yerlerde karışıklık yapmaya. Örneğin ben Eskişehir'den, kalktım. Ben eski bir gazeteciyim. Yeni bir tane de gazeteci buldum. Eskişehir'den bir şeyleri buradan tweet atmaya üşeniyorum. Kaldırdım. Ne bileyim Amerika'ya gönderdim. Oradan sabah saatine, sabah ezanına yakın bir yerlerden tweet atıldı. Burayı karıştırdı. Bunu zaten yapan yapıyor. Bunun için burada olmana, Twitter'ın o anlık engellenmesine gerek yok. Zaten karıştırmak isteyen ortalığı, iftira atmak isteyen, şunu bunu yapmak isteyen yapıyor. Ama onun yanı sıra gerçekten doğru, sağlıklı bilgi veren de var. Hani bunları birbirinden ayırt edemeyeceksek bu yasaya gerek yoktu. Ki yasayı destekleyen insanlarız aynı zamanda. O zaman bu yasa varsa devlet bunların icabına bakacak. Devletin işi de evet devlet bununla mı uğraşacak? Evet devletin işi budur. Devletin istihbarat birimleri, devletin ilgili dairelerini devlet, bunun için görevlidirler. Bir izin verin ya. Niye bu kadar yaygara koparıyorsunuz ben anlamadım ki. Böylelikle ne oluyor biliyor musun? Mesela bazı insanların, bizim eskiden mesela bir saçmalama hakkımız vardı değil mi yani? Mesela şimdi ne oldu? Bir insan işte ekmek aptal yapar diye hapse atıldı ya. Hani eskiden ne olurdu? Bu insan ekmek aptal yapar dediği için toplum tarafından eleştirilirdi. Aa bu ne saçmalıyor denirdi. Atıyorum onunla ilgili yazılar yazılırdı ve konu kapanırdı. Ama şimdi ekmek aptal yapan diyen bir insanı hapse atıyoruz. Bundan söz ediyoruz. Yani toplumsal eleştiri yapılabilir, herkes doğru konuşmayabilir. Biz herkesin doğru konuştuğu bir ideal yaratamayız ki. Evet Çene. Tamam. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çok güzel bir tartışma ortamı oldu. Geçelim konumuza. AK Parti 8. il başkanını arıyor. Değişik kulisler var. Atamalar olacak. Kimler gidecek? Kimler milletvekili adaylığı için istifa edecek? Onların yerine kimler atanacak? Bu tür bilgileri konuşacağız. Ayrıca programın başında da söylemiştim. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu Eskişehir'e gelmişti, gitmişti. Evet. Şenay'cığım senden başlayalım. Benden mi? Evet senden başlayalım. En hazır sensin. Kulis, kulis bilgilerim var diyordun ondan dolayı. Evet benim kulis bilgilerim var. Sedat'tan başlayalım sana. Evet. Tamam. Şimdi Süleyman Soylu'nun gelişi böyle bazılarımız tarafından böyle sessiz sedasız geldi gitti gibi algılansa da aslında hani belki Eskişehir'de çok fazla bir gündem olmadı. Yani halk nezdinde söylüyorum. Belki halkın çok gündemine gelmedi ama parti içinde gerçekten büyük bir heyecan ve coşku yarattı. Bence zaten hani Soylu'nun gelişi de biraz sanki o parti içindeki o şey havayı biraz daha yükseltmek, o enerjiyi daha arttırmak için gibiydi diyeydi diye düşünüyorum. Can. Çok parti, şaşırdım şu AK anda. AK Parti teşkilattaki konuşmasını dinlediniz mi? Yani Eğitim Akademisi'ndeki konuşması inanılmaz şeydi ve sonlara onu bir doğru. Açalım. AK Parti'nin eğitim toplantısı aynen, için akademi, gelmişti. Şöyle Teşkilat Akademisi'nin 3. dönem çalışmalarına katılıyor burada. Evet. Burada da eğitim programlarında Türkiye yüzyılını anlatmak üzere geliyor. Aslında yani onunla beraber birkaç isim daha geliyor ama biz Süleyman Soylu üzerinde duruyoruz. Çünkü ağırlıklı olarak o konuşuyor. Şimdi dinlemeyenler için böyle küçük küçük başlıklarda ne söylediğini söyleyeyim. Çok şunu söylüyor. Uzun zamandır gelmediğimi biliyor diyor. Çünkü en son 2 yıl önce gelmişti. Buraya da şimdi daha önce AK Parti teşkilatı tarafından çağrılmıştı ama bu sefer teşkilatın çağrısıyla değil genel merkezin görevlendirmesiyle geliyor. Aslında bu bir genel seçimlere hazırlık şeyi aynı zamanda. Şimdi burada şunu anlatıyor Süleyman Soylu. Türkiye yüzyılını Eskişehir'de AK Parti nasıl anlatması gerekiyor? Bununla ilgili aslında bilgiler vermek üzere geliyor. Şimdi oradaki toplantısından ziyade, şimdi o toplantıda kısa kısa söyleyeceğim demiştim. Türkiye yüzyılı değerler yüzyılı diyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na işte çatıyor tabii ki. Onun işte yine bu LGBT söylemleri üzerinden işte aile kurum üzerinden ona saldırıyor. Ondan sonra Tok marka araba yaptık çatlasınlar patlasınlar falan diyor. Ondan sonra %80 oranında millilik oranımız var diyor. Yemişiz Avrupa'yı falan diyor. Genel olarak işte bir Orta Doğu'da, dünyada lideriz. Biz liderlik vurgusu yaptı bütün konuşmalarında. Şimdi bu akademide yaptığı konuşmadan sonra AK Parti'de içeride basına kapalı bir teşkilat toplantısı yapıyorlar.
Soylu ile beraber. Şimdi Soylu burada önemli bir şey söylüyor. Bu valiliğe bağlı YİKOM var ya, dur açılımına bakacağım. Yatırım İzleme Komisyonu. Ha. YİKOM'a, bu şimdi yerel seçimlere ilişkin de konuşuyorlar. YİKOM'a yetki verilmesi, mesela işte belediyelerin eksik kaldığı noktalarda, lojistik yerlerde, atıyorum mesela kaldırım taşı döşeme gibi, hatırlarsınız Volkan Doğan kaldırım taşı döşemişti YİKOM'la. Şimdi onun bütçesinin artırılmasıyla birlikte belediyelerin eksik kaldığı noktalarda YİKOM'un devreye gireceğini, hı hı, onu biraz daha işte AK Parti'nin elini güçlendirecek yetkiler verileceği falan konuşulmuş. Onun dışında şu çok önemli bir şey, Eskişehir Spor ziyaretinde, bunu ben yine bir kulis bilgisi olarak söyleyeyim, şunu söylemiş Süleyman Soylu, Trabzonspor Başkanı Ahmet, kendisi Trabzonlu biliyorsunuz, evet, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağoğlu ile görüşeceğini ve bu dosya konusunu kapatmak için çözüm bulma konusunda çok önemli bir, çok önemli bir kulis bilgisi vereyim, evet, ben size. Evet, bu önemli bir kulis bilgisiydi. Şimdi ben çok Eskişehir Spor'la ilgilenmiyorum ama Eskişehir Spor'la ilgilenen biliyorum. Hepimiz ilgileniyoruz. Hepiniz ama ilgileniyorsunuz benim dışında ama bu konuda gerçekten çok önemli bir bu adım önemli atmış. Bu önemli bir açıklama. Bu ziyareti de aslında programa katan yine AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, vali. Kim vardı başka? İşte onların şeyiyle Eskişehir Spor'a gidiyor. Çünkü normalde Süleyman Soylu'nun bu programı değil. Hani programı da var ama hani böyle bir programda pek Eskişehir Spor ziyareti olmasa, hani akademi, anladım, çalışmaları falan yapılıyor. Hani o anlamda önemli. Şeyle ilgili de, Türkiye Yüzyılı ile ilgili bu programın Eskişehir'e nasıl uyarlanacağını orada partililere anlatmış Süleyman Soylu o eğitim toplantısında. Zaten Zihni Çalışkan da hani bu konuda hani yetkin, hani bilgili. Onun da şeyle beraber bu konuyu konuşmuşlar özetle. Teşekkürler Şenaycığım. Bir soru sorayım o zaman kulis bilgilerine, tamam, dair. Hı, söyle. Nabi Hoca ile Emine Nurgülay da var mıymış toplantıda? Emine Hoca yurt dışındaydı. Yok, onlar yok zaten. Görevi var. Nabi Hoca? Nabi Hoca da yoktu. Nabi Hoca da Harun yoktu, Bey yoktu katılacağı için herhalde. Ha, Harun Karacan da Eskişehir Spor'a gidilmesi konusunda bu arada şey yapıyor, evet. Yani Harun Bey de katılıyor bu etkinliğe. Harun Bey katılmıyor ama o Eskişehir Spor ziyaretinin arkasında hani o yönlendirmede Harun, anladım, Bey var. Anladım, Harun Bey'in yönlendirmesi. Makam var, hiç vekil yok. Evet. Biri yurt dışında, biri o gelecek diye gelmiyor, biri öbürü gelecek diye gelmiyor. Yani olay bu. Programları yani, evet, olabilir Harun ya. Harun Karacan teşkilat yani şeyinde var. Şey teşkilat var mı? Var, var. Orada, tamam, orada var, da var, Eskişehir Spor'da da var. Var, tamam, mıydı? Var, teşkilat. Tamam, tamam. Bak Emine Hanım'ı yokmuşlar. Oradan yurt dışındaymış. Ben de şaşırdığım için aklımda kalmış. Yoksa hani acayip bir hitabet değil. AK Parti ne yaptığını bilmiyor. Genel merkez nezdinde de. Tabii bunun illere yansımaları oluyor. Eskişehir'de de ne yaptığını bilmeyen bir iktidar partisi var karşımızda. Çünkü sağlıklı düşünemiyor AK Parti. Yani oturup bu kadar koskoca iletişim başkanlığı, 102 katlı bina, binlerce insan, onlarca kurmay, 103 bine yakın danışman ne yapıyor hiç kimse bilmiyor Ankara'da. Yani garip bir politika anlayışı, niye, niçin, neden yapıldığı belli olmayan. İşte Süleyman Soylu'nun buraya gelmesi de bunun bir yansıması. Niye geliyor Süleyman Soylu? Bir teşkilat çalışması. Teşkilatın bir önemi var mı? Milletvekillerinin bir öneminin kalmadığı tırnak içerisinde. Yani bakanları gidip dışarıdan seçiyorsunuz. Yani teşkilatın başındaki adam ya da adamlar, milletvekilleri bakanla görüşemiyor. Bu durumda siz kalkıp mahalle başkanına gidip ya sen çok önemlisin falan Osman abi demek çok mantıklı değil. Yani bir istişare kültürünün burada hakkının verilerek yapıldığını söylemek mümkün değil. Şimdi bir de AK Parti'nin Eskişehir'le bir şey uyuşmazlığı var hala. Yani ya Eskişehir'de politika yaptığınızın bir farkına varın artık. Tepe başında şimdi Yozgat'ta bir şey var, oraya birini gönderelim. İşte bu ne? Tamam, Malatya. Ya Eskişehir öyle bir yer değil. Bunun için ne yaptığını bilmiyor diyorum. Süleyman Soylu'yu Eskişehir'e göndermek AK Parti'nin ne yaptığını bilmemesinin, yani orada büyük tesadüflerin olduğu, rastgele bir parti yönetildiğinin bir numaralı kanıtıdır. Kimse kusura bakmasın. Tepebaşı İlçe Kongresi yaptı. Hakan Çizmelioğlu. Kim geldi biliyor musunuz? Ahmet Hamdi Çamlı. Tepebaşı'na bir bak. Ahmet Ataç'ı bir gözünün önüne getir. Bir başka sosyal medya fenomeni. Sosyal medya fenomeni olduğu söyleniyor. Şimdi kendi değil de başka bir hesabı fenomen. Şimdi bir yani tepe başına geliyorsun sen ya. Yani AK Parti'de, iktidar partisinde, bu partide buraya gelebilecek, bu vizyonu taşıyabilecek, orada Ahmet Ataş'la hiç olmazsa çarpışabilecek yan yana hiç kimse yok mu ya? Gittiği zaman biz adamın belindeki emaneti konuştuk. Yani işte o göründü mü görünmedi mi falan bir gerginlik mi? Ne yapıyorsunuz ya? Süleyman Soylu çizgisi bellidir.
konuşması bellidir. Tavrı, sertliği, siyaset, her şey belli değil mi? Şimdi gidip Konya'da olabilir. Eskişehir'de olmaz be güzel kardeşim be. Olmaz. Olmadı da nitekim. Ya şimdi neden olmaz biliyor musun? Sonradan eklemlendiği hayır, için. Hayır. Hayır, alakası yok. Değil. AK Parti'ye Eskişehir'e Eskişehir'in ağzından konuşacağız. Cumhurbaşkanı dışında AK Parti'ye herkes sonradan eklemlendi. Numan Kurtulmuş, Süleyman Zor, orada çok adam var öyle. Yani Eskişehir'e mitinge yani gelmiyor neden, ki. Neden, AK Parti akademik bak, şeyde konuşuyor. Bunu Volkan Doğan'a sorarsanız size çok güzel anlatır. 2019 seçimine gidiyoruz. Emek 71 evlerde doğulu vatandaşlarımızın, Kürt arkadaşlarımızın olduğu yerde götürüp Süleyman Soylu'yu gezdirdiler. Şimdi nerede ne yapacağını bileceksin. Yani herkes, bu tabii çok konuşulmuyor diyor. İşte Volkan Doğan otobüsten oyuncak attı. Sen reis misin? Falan diye hani. Yok gidiyorum işte Polatkan'da balık ekmek dağıtıyorum falan. Bir garip garip işler. Şimdi Süleyman Soylu olmaz. Süleyman Soylu olmaz. Birilerinin hevesi olabilir, bir şey olabilir. Bakan ya bak Mevlüt Çavuşoğlu geldiği zaman bunu söylüyor muyuz? Hayır. Mevlüt Çavuşoğlu öyle bir insan değil çünkü. Biraz daha. Süleyman Soylu'yu da daha uygun bir yere götürürsün. Orada bir şey. Şimdi buraya geliyorsun. Süleyman Soylu notun böyle. Bir il başkanı ile ilgili şeye ikinci dönem gelmek istiyorum. İkinci seferde söz gelirse. Bak, aa, il başkanlığını ayrıca konuşacağız diye ben de il başkanı. Evet. Onun için kısa vereceğim. Kesiyoruz. Hayır, ikinci süre sözden toparla. İkinci cümle orada Harun Karaca'nın kaç görünmesi. Kaç dakikamız var arkadaşlar? Daha dur yeni başladık ya. Daha başlamadı. 20 dakika evet. 20 dakika internet konuşmuş. Evet, 20 dakika geçti. Sizin yüzünüzden oldu. 25 Harun Karaca olmasa sizin yüzünüzden. Evet. Harun Karaca'nın o toplantıda görünmesinde garipsedim. Harun Karaca orada teşkilatla buluşmaya değil, Süleyman Soylu ile buluşmaya gelmiş. Bunları doğru düzgün yerli yerine oturtturmamız lazım böyle. Teşkilatın pek çok etkinliği oluyor. Hiçbir yerde yok Harun Karaca. Nabi Hoca'ya, Emine Nurgül'e küsmüş, kırılmış ya da her neyse adını ne koyuyorsanız koyun. Bu çok şehrin umurunda da değil ama teşkilata yoksunuz. Ama oraya gelip teşkilat eğitim çalışmasına hiç kimse kusura bakmayacak. Öyle bir dünya yok. Ben bunu garipsedim, yadırgadım olmaz. Yani orada bir sıkıntı var. Sonra gelen başka isimlere de bakalım. Hasan Basri Yalçın, profesör. Bizim milletvekillerinde daha çok öyle Eskişehir'e. Hayırdır? Yani burada bir şey var. Bir dayatma var. Birlik Vakfı'na geldi konuşmacı olarak. Osman Gazi'de yapılan Teşkilat Akademisi'nin çalışmasına geldi. Şimdi geldi. Hep aynı isim. Turdağ'a geldi Birlik Vakfı'na. Birileri bir kontenjan aday mı ayarlıyor? İkinci tura kalsın dediğim kısım İkinci buydu. İkinci turda bir başka ismi daha konuşabiliriz. Konuşabiliriz. Yani şu anda böyle bir etkinliğin niye, niçin, nasıl yapıldığı hiç kimse tarafından bilinmeyen, Şenay'ın o coşku moşku kısmına asla katılmıyorum. Hiç öyle bir coşku moşku yok. AK Parti seçmenini ayağa kaldıracak samimiyettir. Samimiyettir. Bir görünüp bir kaybolan milletvekilleri değil. Bu asla değil. Bunu nasıl çözecek? Valla politikacı olan onlar. Kendileri bulacaklar. O insanları nasıl tekrar oyuna dahil ederler onu bilmiyorum. Ama böyle otellerde yapılan güzel, steril toplantılar. Biz bakanımızla yan yana geldik. Çek abi beni bir selfie. At bunu Instagram'a. Böyle bir şey değil. Soner. Bu bir meeting değil yani. İş. Bu bir teşkilat çalışması. Valla şimdi Süleyman Soylu mu acaba tam olarak algılanılmadı yoksa konum mu algılanılmadı diye düşündüm Cihan konuşurken. Çünkü bu ülkede Cumhurbaşkanı'ndan sonra bana göre en etkili, en çok böyle önemsenen bir bakanlık varsa ya da gündem belirleyen bir isim varsa o adam İçişleri Bakanı'dır. Dolayısıyla Süleyman Soylu'dur. Ki Soylu Eskişehir'de bence şöyle bir kabineyi düşünüyorum. Evet Mevlüt Çavuşoğlu geldiğinde ya da Ulaştırma Bakanı geldiğinde de mutlaka bir ayrıcalığı olur ama Eskişehir'de bazı yıllardan beri özellikle Demokrat Parti kültürünün hakim olduğu bir şehirde pek çok tanıdığının da olduğu hani bir ittifak olacaksa farklı partilerden de aynı zamanda sağda belki Millet İttifakı'na kaçan partiler varsa onları da tavlama adına önemli figürlerden biri olarak görüyorum ben. İşin bu boyutuna da bakıyorum. Yoksa AK Parti'nin içinde bulunduğu durum, AK Parti'nin şu an ülke genelinde özellikle bu ekonomik sürecin ardından ortaya koyabileceği aktörlere baktığımda Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi gelse bir coşku veremez, heyecan veremez. Ama hani parti içinde belki bir disiplin, belki ne bileyim böyle elini masaya vurduğunda ses getirecek. Hani burada partililere böyle net konuştuğunda, ikaz diliyle konuştuğunda bir şekilde dikkat çekecek bir isim varsa bence bu Süleyman Soylu. Süleyman Soylu'yla birlikte Hasan Basri Yalçın'ın gelişi de
bir tesadüf değildir gözüyle bakıyorum ben bu duruma. Yani kontenjan adayı o birinci sırada şimdi olabilir gözüyle. Şimdi bir buçuk yıl önce, evet şuna katılıyorum, Birlik Vakfı'nın Eskişehir'de zaten son il kongresiyle birlikte bir vesayeti ortaya çıktı. Yoksa daha önce il başkanlığı yapmış Süleyman Reyhan gibi bir isim. Niye sıradan bir il yöneticisi olsun? Hı hı. Şimdi sen eski bir il başkanını aldın oraya koydun. Çünkü seçime giderken Zihni Çalışkan'ın bundan bir buçuk yıl önce de istifa edeceği ortadaydı. Dolayısıyla onun yerine yönetimin içinden birisi gelecekti. E bu da Birlik Vakfı'ndan birisi olacak diye belki de bir mesaj verildi o dönemde. Şimdi Hasan Basri Yalçın dediğimiz isim de ben bir buçuk yıl önce ilk burada Birlik Vakfı'nın birkaç programından sonra dile getirdim. Aynı zamanda il yönetiminde akrabalarının olduğu, mevcut il başkan yardımcısının da kayınbabası olduğu bir isim. Eskişehirli bir isim. Babası da Eskişehirli bir isim. Birlik Vakfı'na yakın bir isim. Bir de Adalet ve Kalkınma Partisi'nde yani yıllardır şöyle bir gerçeklik vardır. İlk sıralar zaten Eskişehirli bile olsa her zaman genel merkezin önemli aktör dediği, kurmay dediği isimlerden oluştu. Murat Mercan dediğimiz isim genel başkan yardımcısıydı. Ama Murat Hoca o kategoride şimdi, değerlendirilemez. Sonra. Hayır şimdi kurucu... Murat Hoca %100 Eskişehirli. Tamam bak kurucu ama genel başkan. Title olarak söylüyorum. Genel başkan yardımcısıydı. Yine Eskişehir'de rahmetli Kemal Unakıtan bir bakandı. Nabi Avcı yine Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 3 dönemdir burada vekillik yapmış, 2 ayrı bakanlık yapmış önemli bir aktörüydü. Şimdi Hasan Basri Yalçın da evet aktif olarak belki partinin içinde gözükmeyen bir isim ama hem medya yönüyle hem akademik yönüyle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurmayları içerisinde diyebileceğimiz isimlerden biri. Niye bunun altını çiziyorum? AK Parti'de şöyle bir adet var. Birinci sıralar kontenjandan gelir. Ve tüm sorumluluk aslında birinci sıraya aittir. Ama ikinci sırada kim varsa, ikinci ve üçüncü sıradakiler ve il yönetimi kimse çok daha rahat Eskişehir'de istediklerini hayata geçirirler. Çok daha rahat politika üretirler. Çünkü birinci olan zaten Eskişehir'le çok ilgilenecek zamanı olmayan isimdir. Bu bir taktik olabilir mi? Yani bu tabii ki bir kesinlikle taktik. Kesinlikle bir taktik. Tabii ki bir taktik. Dolayısıyla Süleyman Soylu'nun da yanında Hasan Basri Yalçın'la gelişi bence özellikle hani hükümetin en etkili İçişleri Bakanlığı seviyesindeki Eskişehir'de de dediğim gibi diğer ittifak partilerine göz kırpan bir isimle birlikte gelişi bence parti içine bir mesajdır, dışarıya bir mesajdır. Evet yeni bir profesör gelecek, ilk sıra adayı olacak. Ben bunun beyanı gibi görüyorum bunu. Bugün Süleyman Reyhan il başkanı olduğu gün, il başkanı olursa ki böyle bir olasılığın çok fazla olduğundan bahsediyoruz. Hasan Basri Yalçın'ın da birinci sıra adayı olduğu hayırlı uğurlu olsun denecek seviyeye gelmiştir. Dolayısıyla ben bu ziyarette Soylu'dan daha çok Soylu'dan önce konuşmasını gerçekleştiren Hasan Basri Yalçın'ın altını çiziyorum. Ve şimdiden diyorum ki bir buçuk yıl önce de yazmıştım. Eskişehir'e hayırlı uğurlu olsun. İkinci, üçüncü Sedat, sıra bakalım kim olacak. İkinci sırayı da söyle. Sedat. İkinci sıra Sedat Aydoğan. Ne diyorsun? Hasan Basri Yalçın birinci sıradaysa, Birlik Vakfıysa, Süleyman Reyhan il başkanıysa ikinci sırada Salih Koca'dır yani bunu. Salih Koca zaten o kadar, o kadar da değil ama iki kontenjanı birden olmaz vakti. Bir tane isim saydınız Hasan Basri'nin birinci sıra dediniz. Olacak iş mi arkadaşlar? Şimdi ben bir isim daha söyleyeyim. O isterseniz onu da konuşalım. Sonra il ilçelere geçelim. Ama Soner sen de söz al ondan sonra Sedat, istersen. Sedat'tan sonra diyorum. Şimdi AK Parti'nin Cihan'ın yaptığı AK Parti ile ilgili eleştirilere ben de katıldığımı söyleyerek başlayayım. Şimdi AK Parti şehirlerde enteresan işler yapıyorlar. Yani Cihan'ın dediği gibi Konya'da, Kayseri'de bazı şehirlerde evet bu tür taktikler tutabilir ama Eskişehir gibi bir yerde mesela bir şehir buluşması yapıyorsun, şehrin haberi yok. Yaptılar akademi, önce. Akademi. Tasiko'da yapıldı. Tasiko'daki diyor. Bundan 3 ay, 2-3 ay falan oldu. Evet 2 ay önce. Şehir buluşması yapıyorsun, şehrin haberi yok. Yani orada yapıyorsun sadece işte teşkilatın daha önce görev yapmış, bugün görev yapmış yöneticileri. İşte birkaç, kendi orada bir toplantı. Onlar ne oluyor biliyor musun? Sedat sözünü kesiyorum. Teşkilatla vekillerin buluşması oluyor biraz. Öyle olmasa çünkü buluşamayacaklar. Orada Hasan Hüseyin Köksal Hasan Hüseyin Köksal söz aldı ve milletvekilleri de orada. Dışişleri Bakanı mı kimdi teşekkür etti. Ya da o gelen heyetin en başındakine dedi ki ya sağ olun siz olmasanız vekilleri göremeyecektik falan diye. Güzel bir eleştiri olmuş. Eskişehir halkı da aynı durumdan muzdarip. Teşkilatları, vekilleri bir arada göremiyor. Eskişehir
teşkilatlarının, Eskişehir AK Parti'nin kurmaylarının bir arada hep birlikte bir program yaptığını göremiyorlar. Halkın içerisine hep birlikte giremiyorlar. Halkın içerisindeki sorunları, sıkıntıları bir not kağıdına yazıp Ankara'ya götüremiyorlar. Tam aksine Ankara'da bunların eline tutuşturulanlar Eskişehir'de siyaset diye konuşturuluyor. En son program Sayın Süleyman Soylu'nun geldiği program. Yine şehrin haberi yok. Coşku dedi Şenay, ben de katılmıyorum. Coşku, nerede bir coşku vardı onu programı bilemiyorum. Ay kendi işlerinde bir coşku vardır. Hani oraya zaten gelmiş. Onu zaten kendi işlerindeki diyor ya. O coşkunun şeyi. Ben de onu anlıyorum. O coşkunun şeyi. Gitmediğiniz, gitmediğiniz yerde ki coşkuyu yerleştiriyorsunuz. Hayır, bir dinleyeyim. Abi lafımı bir bitireyim ya. Bir bitireyim. Pardon Sedat. Sanki hatırlamıyorsun. Daha dün gibi il binasında yapılan toplantıları, her pazar toplantısı, her pazar günü yapılan toplantıları hatırlayın. Yani kapının önünde davul zurna çalınırdı. Bütün şehir oradan çıkan haberleri ertesi gün gazetelerin manşetlerinde okurdu. Şehrin gündemi oradan belirlenirdi. Biz yani böyle AK Partili günleri gördük ama şimdi Süleyman Soylu orada konuşuyor. Şehirde kimsenin haberi yok. Süleyman Soylu ne demiş, ne yapmış, Eskişehir'le ilgili ne söylemiş? Eskişehir'le ilgili bir şey söylesin ki Eskişehir kamuoyunda bir hareketlenme olsun, bir dalgalanma olsun. Süleyman Soylu olmaz, evet olmaz ama şöyle olur. Eskişehir, sadece Eskişehir Spor'a getirilirse olur. Dediğimiz gibi Trabzon dosyasını çözmek için alırsın, getirirsin. Evet, bir de şunu söyleyeyim, aklıma gelmedi, teşekkür ederim hatırlattığın için. Süleyman Soylu zaten bundan daha önce Mustafa Destici'nin de Eskişehir Spor'un önceki yönetimlerinin de teşebbüsleriyle Trabzonspor başkanıyla bir görüşme gerçekleştirdi ve bu dosyanın siyasi yolla çözülemeyeceği o gün zaten netlik kazandı. Süleyman Soylu bu konuyla ilgili 50 bin defa da görüşse, yani Trabzon başkanı gerekirse istifa edebileceğini bu konuyla ilgili ama bu imzayı vermeyeceklerini beyan ettiği. Yani bence bir İçişleri Bakanı da uğraşmasın zaten 6 milyon lira için görüşeceğim diye defalarca kendini ezdirmesin. Çıkartsın masaya bir 10 milyon lira para koysun bir zahmet ya. Ya vallahi yani bu böyle sanki 100 milyar borç varmış gibi, IMF'e borçmuş gibi bu konuda geldikçe kusura bakmayın yani. Bir de sinirim bu. 6 milyon, hepi topu 6 milyon lira ya. Şurada burada hepimiz çıksak, organizeyi geçsek. Çok fazla eksikliğimiz var. Çok yarısını fazla toplarız. Çok fazla lobi eksiğimiz var. Muş Spor daha dün, evveli gün bir kampanya yaptı. 3 günde 8,5 milyon lira para topladılar. Yani Muş Spor bunu yaptı. Muş Spor yaptı mı? Yani Eskişehir Spor kaç aydır uğraşıyor. Daha Trabzonspor dosyası kapatacak 6 milyonu bulamadı. Evet Sedat'cığım, son sözlerini aldım diye düşünüyorum. Vakit kalmadı. Söyleyecek, anlatacak daha çok şey var. Son 10 dakikamız. Soner şimdi ilk defa konuşacak. Evet, bu konuyla ilgili. Evet, Soner. Ama ben cümleme noktamı koyamadım. Neyse, tamam, Soner koy. Yok, tamam. Koy Soner. Lütfen. Tamam, sen. Koy Sedat, sen koy. Vallahi sen koy. Uzatıyorsunuz. Ya hayır, şimdi yani eski AK Parti ile bugünkü AK Parti'yi kıyasladığımızda arada dağlar kadar fark var. Yani benim bu manzaradan çıkardığım sonuç şu. AK Parti artık Eskişehir'de işi bırakmış durumda. Yani ne teşkilat gücü anlamında, ne teşkilat yapılanması anlamında, ne teşkilatların idaresi anlamında, ne Ankara ile teşkilatların bağlantısı noktasında şu anda yapılan hiçbir somut adım yok. Somut çalışma yok, doğru bir adım yok, doğru bir mesaj yok. Kamuoyunda kendilerini gösterme yok, medyada yok, hiçbir yerde yok. Şu anda AK Parti Eskişehir'de hiçbir yerde senin yok. Senin buraya getirdiğin, Eskişehir'e getirdiğin adam teşkilat çalışmasında Eskişehir'de gelir LGBT mesajı verirse Kılıçdaroğlu'na, yani bu... İşte onu anlatmak istedim. Evet, o coşkuyla Eskişehir, yani sözünü ettiğin coşkuyla Eskişehir bir türlü buluşamadı. Şimdi belki de burada sorulmak istenmiyor, bilemiyorum. AK Parti il başkanı arıyor diyorsunuz. Bence AK Parti bir şey aramıyor bir. Bir şey aramıyor bir. İki, bir şeylerin kaybettiğini de farkında değil bence. Ya AK Parti'nin en büyük kaybı o maddi olarak bugünden bir tık üstte olduğumuz dönemlerde aldığı rüzgar. İki, Recep Tayyip Erdoğan'ın ciddi rüzgarı. Bunlardan yok. Şimdi yelken şişirmeye çalışıyor. Bunu da Süleyman Soylu'yla yapmaya çalışıyorsa vahkiba. Niye? Cihan Yıldırım söyledi, Süleyman Soylu Eskişehir'de pek hani tutulmayacak bir siyasetci tavrı sergiler. Niye? Çünkü AK Parti'nin hani AK Parti'ye sonradan eklemlenen ondan mı dolayıydı? Hayır, bence MHP'ye sonradan eklemlenen. Yani şöyle söyleyeyim. AK Parti'nin şahin kanadı olarak daha sertti. Daha serttir. Kabul edelim. Eskişehir gibi daha ılıman siyasetin daha çok alkış toplayacağı bir yerde Süleyman Soylu soğuk gelir Eskişehir'e. Bir de şuradan hatırlayalım. Soner dedi ki işte çok etkilidir. Süleyman Soylu hatırlarsanız Berat Albayrak'la kavgasında bir direkten döndü.
Pandemi ama döneminde, Berat dönemedi. Pandemi döneminde, dur işte onu söyleyeceğim. Pandemi döneminde hatırlarsanız sokağa çıkma yasağından dolayı bir istifa sundu. Evet. Sonra MHP lideri Devlet Bahçeli'nin şeyle geri döndü. Yani Soylu işin aslında AK Parti içerisinde heyecanı arttırmak için de Eskişehir'i gaza getirmek için de AK Parti açısından iyi bir isim değil ama gelmiş, hoş gelmiş, bir şey diyemeyeceğiz. Nasıl, o cümlenin sonu nasıl oraya çıktı ya? Yani adam onu başardı, bunu başardı, sonra heyecan duydurmayacak. Kim? Yok yok, yani hem AK Parti için de Eskişehir'de çok... olmaz. Eskişehir'de olmaz. Niye Eskişehir? Demokrat bir şehir. Bak, bu adam da AK Demokrat Parti, parti kültüründen geliyor. AK Parti de AK Partililerin sevgisinden değil. MHP olmayan o itibarın bir parçası olduğu için. Burada 100 binde MHP'li var bu şehirde. Mesela siyasetten sonra ne yapacağı en çok merak edilen bir adamdır benim gözümde. Siyasi kariyeri bittikten sonra. Başka bir konuya gelelim. AK Parti'nin il başkanlığı olayı. Şimdi ben şuna bakarım. AK Parti hangi bir gün CHP'dir rakibi. CHP'li aktörlerin masasında endişe yaratacak bir manşetle yer aldı. Eyvah bunlar bunu yaptı, biz ne yapacağız diyecek bir CHP var karşımızda. İşte bunu anlatmaya çalışıyorum. Tam bakın, da anlatmak istediğim bu. Ben son 2-3 yıldır böyle bir aktivite göremiyorum. Şimdi bu süreç daha kötü. Niye daha kötü? Şimdi il başkanı istifa edip milletvekili olacak. Yeni bir il başkanı gelecek. Şimdi hem bir il başkanı yok dolayısıyla hem de bir milletvekili adayı yok piyasada. Böyle olunca AK Parti şu anda siyasetsizlikten, siyaset üretememekten özellikle bak Türkiye neydi? Türkiye vizyon mu? Yüzyıl vizyonu muydu? Türkiye yüzyıl. Ben onu okudum. 3-4 kere de okudum. Yani bir şey anlar mıyım diye. 100 yıllık ömür biraz büyük bir ömür. Benim gibi işte falan 20-25 yıl daha yaşayacak bir adam için. Allah da uzun ömür versin tabii. Yaşayacak bir adam için. Yaşayacak bir adam için. Gönlümü okşayacak hiçbir şey göremedim. Yani bir Kanal İstanbul var elde. Onda ısrar ediyor. Ki Türkiye'nin yarısından fazlasının itiraz ettiği. AK Partilileri bazı kesimde. Kendi içine var, bile tartışmalı. Onun dışında hamasi nutuklarda yani yine geleceğe birçok vaat bırakarak ilerlemenin dışında ne var? Ki biz AK Parti'nin her seçim öncesinde işte yeni Türkiye strateji belgesi hatırladığını 2010'dan sonra bir yeni Türkiye, yeni hep geleceğe savrulan vaatler. Böyle bir AK Parti'nin de yerel aktörlerin elinde çok fazla argüman olmuyor. Ama gönül ister ki en azından işte o buluşmaları heyecan yaratacak isimlerle yapsalar. Eskişehir halkının dilinden biraz anlayıp o dile icabet etseler. Ama yok, ben dediğim gibi şu anda şöyle ne bir il başkanı var ne de Eskişehir'e ait bir milletvekili adayı var. İki arada bir derede giden. O zaman ya, şöyle bir saniye arkadaşlar. Hayır, son 5 dakikamız. Son 5 dakikamız. Çok kısa o zaman söyleyip son çıkayım. Yani herkes Arif'in Manchester'a attığı golü arıyor. Başka bir şey. Songül Kar'la çıkıyor karşısına yani o tablo gibi. Yani şimdi diyorsunuz ki bir taraftan Eskişehir'de il başkanı ya da milletvekili ya da diyorsun ki İşte AK Parti hangi manşetle CHP'yi tedirgin etti? Şimdi ben döndürüyorum gayri ihtiyari CHP'ye bakıyorum. CHP'nin hangi manşeti bugüne ama kadar... Ama konumuz AK Parti olduğu için... Hayır yani şimdi bu bir benzeşme, sadece AK Parti'ye ait bir huy değil. Mukayese benzeşmeye şimdi denge hiçbir değildir, parti bak. Eskişehir ikliminde şu an milletvekili adaylarını belirleyemezken AK Parti'de diğer hiçbir partide olmayacak kadar çok aday var. Her birini de evet birbiriyle yarışır diyeceğimiz kadar özgür ağırlığı büyük isimler belki var. Belki budur AK Parti. İl başkanlığı için de, il başkanlığı için de. Şimdi Recep Taşer istifa eder, yerine kim geçer? CHP'de 3 tane isim sayamaz burada kimse. Ama AK Parti'de ben 20 tane isim sayabiliyorum. İnsanlar sayabiliyorlar. Şimdi yani AK Parti teşkilatı ya da AK Parti kötü politika üretiyor olabilir Türkiye genelinde. Ya, bunu diyoruz biz yani. Bana göre çok kötü, çok fecaat. Bence değişmesi gereken bir iktidardı. Evet ama Eskişehir'de AK Parti iktidarı var olan partiler içerisinde. Bak en eleştirdiğimiz AK Parti bir Eskişehir'deki diğer partiler içerisinde bence bir minibüse binip de selfie vermekten çok daha fazlasını yapar en azından teşkilat adına. Örgüt adına. Evet daha zayıftır. Eskiden salonları dolduruyordu bu parti. Salonların dışına taşıyordu. Şimdi küçücük odalarda yapıyor ama CHP'nin yaptığından da diğer partilerin yaptığından da hadi ben şuraya gideyim de burada bir 15 kişi tüm örgütmüş gibi ya da teşkilatmış gibi İYİ Parti'nin yaptığı gibi yani onu bundan da çok daha sağlam bir teşkilat. Bir de il, ilçe yani yönetimlerine onu da kimlerin adı geçiyor onları bir konuşalım. Tamam.
şey için bir yanlış birkaç şey var. Ben hemen onları kısaca bir düzelteyim bir cümlede. Birincisi bunu hani AK Parti il teşkilatını eleştiriyorsunuz ya, il teşkilatını çağırdığı bir isim değil. Genel merkezin görevlendirdiği yanlış bir isim. Süleyman Soylu genel merkezi Süleyman Soylu'yu uygun bulmuş, göndermiş. İkincisi burada Süleyman Soylu bir halk buluşması yapmadı. Sadece eğitim akademisine katıldı. Sadece parti teşkilatını ben evet. Orada coşku dediğim parti teşkilatı içinde tabii siz de izlemişsinizdir. Ayakta alkışlandı. Çok büyük bir coşku yarattı ayakta konuşması. Ayakta alkışlanmayan bir bakan mı var ya? Neyse buradaki coşku vardı. Benim söz ettiğim coşku teşkilat içindeki coşkuydu. Zaten bir toparlama, bir işte heyecan verme anlamında katıldığını düşünüyorum ben Soylu'nun. Bir şey daha var. Burada bir mitinge katılmadı, halkla buluşmadı dedik. Dolayısıyla bir tek noktada eleştirilebilir. Belki konuşmasında Süleyman Soylu Eskişehir'le ilgili bir şeyler söyleseydi. Atıyorum şimdi Türkiye yüzyılı diyoruz ya, işte bunu bölümlendiriyoruz. İşte sanayi yüzyılı, bilimin yüzyılı. Hani sanayi yüzyılı derken bir Uray isim deseydim mesela. Hani Eskişehir'i ya da işte bir TROSAŞ'la ilgili, işte atıyorum hızlı trenle ilgili ya da ne bileyim. Hani Eskişehir'e özgü bir şey söylemiş olsaydı belki bize manşetleri onu çekip onu konuşabilirdik. Belki Eskişehir halkı da Süleyman Soylu'nun gelişini daha net çekerdi. Bir şekilde anlamış olurdu. İl başkanlığı ile ilgili tamam. Söyleyeyim, ondan sonra bir daha konuşmayayım. Kapatayım tamam. Ben kendi konuşmamı. Tamam. İl başkanlığı yine bir kulis bilgim var. O ne kulis güzel. Bilgisi değil ne ama güzel. Bak bu sefer isim vererek söyleyeceğim. İl başkanlığı ile ilgili tartışıyoruz ya, ben de dedim ki hadi Zihni Çalışkan'ı arayıp sorayım dedim. Şimdi Zihni Bey'in de adını veriyorum burada. Dedim ki ya dedim sizin dedim tamam 20 tane isim söylüyor Cihan dedim. Bir sürü isim geçiyor dedim. Kulis bilgisi dedikodu bilgisi olmuş biraz. Yok programı izliyor zaten, görüyor 20 tane isim söylediğini. Ya dedim hadi dedim siz dedim biliyorum söylemeyeceğinizi ama dedim gönlünüzden kim geçer? Hadi bana bir isim söyler misiniz dedim. O da dedi ki tabii ki isim söylemedi ama şu tüyoyu verdi. Dedi ki il başkanı dedi meclislere hakim bir isim olmalı. Dolayısıyla bize bir isim geliyor. Murat ben Hoca. Söylemedim, Soner söyledi. Murat evet. Özcan. İl başkanlığı ile ilgili daha böyle bir isim var. Hayırlı uğurlu olsun. Zihni Bey'in kafasında. Zihni Bey'in kafasında. Ya da bir öngörü olarak. Bir veya öngörü bir... olarak. Heh. Evet. Tamam Soner'cim, sen böyle sıradan gidelim bitirelim. Benim söyleyeceklerim bu kadar yani. Fazla tamam. Konuşmaya Cihan. Gerek yok. Coşku bir siyasi partide söylendiği zaman ya da bir herhangi bir organizasyonda, şimdi şu yıllar önce İl başkanlığını konuşacağız. İşte ben coşkudan alayım da oraya coşkuyla geleyim sonra. Yıllar önce Şevki Yılmaz diye bir adam vardı. Bu TÜLÖMSAŞ'ın açık sosyal tesisi var ya, oraya gelirdi. Babamla giderdik oraya. Konuşma uzardı. Tabii otomobilimiz de yok. Eve dönerdik. Çamlıca'daki evimize yürüyerek dönerdik. Bir coşku, bir inanç, bir samimiyet varsa o buydu. Ya da Cübbeli Ahmet'i dinlerdik. Fahri Keskin'in kulakları çınlasın. Onun baksanda bir yeri vardı. Sedat iyi bilir. Orada ayaklarımızı çıkarıp girer. Yani bir coşku, samimiyet hani böyle. Şimdi Süleyman Soylu'yu dinleyen adam evine nasıl döndü ya? Tamam teşkilat 600 kişi katıldı. Evet. Burada bir soru işaretiyle. Ayakta alkışlamazsan zaten oturanlar not alıyorlar yan tarafta. Kim oturuyor? Ha, tamam abi. Peki. Yani ayakta herkes alkışlanıyor az önce dediğin gibi. Şimdi il başkanı kim olacak? 8. il başkanı aranıyor. Yani vakit yok gerçi, çok daraldı ama genel merkezin şöyle ya, il yönetiminden biri olsun. Zihni Bey'le biraz daha örtüşüyor bu. Niye? Çünkü şimdi dışarıdan Soner Yüksel'i atacağız. Soner Yüksel'e diyeceğiz ki ya bir il yönetimi yaz. 50 asil, 50 yedek sen oldun, olmadın, gitti 20 gün. Ondan sonra Soner Yüksel gelecek. Ha bu kim? Bu Sanayi Odası Başkanı. Bunun gündeminde ne var? Uray isimde ne olmuş? Bir şehre hakim olacak. Eyvah gitti. Ondan sonra diyecekler ki ya kim milletvekili olsun? Temayül, tedavül falan bir sürü iş karışıyor yani orada. Diyorlar ki içeriden bir isim olsun. İçeriden bir isim olunca da sayı zaten 3'e 4'e düşüyor. Yani çok fazla bir şey kalmıyor. Hele bir de burada meclislere hakim olsun. Lafı da biraz kritik. Yani bunlar belirleyici olmaya gidiyor yavaş yavaş. Süleyman Reyhan aylardır gündemde. Çünkü Soner Yüksel'in de dediği gibi orada olma nedeninin hiçbir nedeni yok. Eğer bu iş olmayacaksa, il başkanı olmayacaksa. Yani çok iyi bir insan. Şimdi bir de şöyle bir hale geldik niyeyse. Ya diyorsun ki mesela ya Sedat Aydoğan iyi bir gazeteci değil kardeşim falan diyorsun. Sonra diyorsun ki ya Sedat iyi bir insan olabilir. Sedat iyi bir baba olabilir. Sedat iyi bir arkadaştır ama iyi gazeteci değildir diyorsun. Böyle açıklamak zorunda kalıyorsun. Şimdi Süleyman Reyhan 2011-2014 arasında il başkanıydı. Evet. Yani Birlik Vakfı'yla Birlik Vakfı'nın ne diyelim?
Olur baştan söyleyelim. İyi bir insan olabilir. Ben benim üstümden bile soruyorum. Sedat iyi bir gazeteci. Gücendim şimdi. O zaman tamam başka bir örnek. yani tanıdığımız, piyasanın tanıdığı bir isim. Şimdi AK Parti dedim ya ne yapmak istiyor? Yani sen nasıl bir il başkanı arıyorsun? Kimi şunu bunu değil. Önce bir bize bir profil, bir 7 tane alt alta madde yazsa zaten il başkanı kendiliğinden ortaya çıkar. Ama Süleyman Reyhan'ın oradaki varlığı, Birlik Vakfı'nın tekrar, şimdi Murat Can Özer de Kanal 26'ya çıktı biliyorsunuz. Hafta içinde, evet. Geçen. Evet. Şimdi ne oluyor? Birlik Vakfı biraz benim arkadaşım var. Birlik Vakfı'ndan dedi aylardır mesaj gelmiyordu, SMS geldi dedi. Bugün yazıda biraz yazmaya çalıştım daha detaylı. Buraya sığdıramayız ama. Şimdi Birlik Vakfı cephesinde de bir hareketlilik var. Salih Kocalar, Murat Can Özerler, Süleyman Reyhanlar tekrar gelme. Süleyman Reyhan şu an tam yerinde, tam pozisyonunda. Tecrübesi var. İnsanlarla da kötü bir diyaloğu da yok. Yani hani böyle Süleyman Reyhan, Süleyman Reyhan böyle insanları da şey yapmayalım. Bir negatife boğmayalım ama sonuç Eskişehir'de politika ve geçmiş. Odunpazarı ve Tepebaşı'nı kim kaybetti? Ben kaybetmedim. Odunpazarı ve Tepebaşı'nı kim kaybetti? Evet. Bunun tek yolu, şimdi bakacağız. Tabii genel merkeze de bir sürü gidip geliyorlar. Hızlı tren onlara çalışıyor şu anda Ankara'da. Murat Mercan Okyanus Ötesi'nden müdahil oluyor. Soner Yüksel'in zaman zaman ima ettiği gibi. Burhan Sakallı MKYK üyesi olarak falan. Hani bir karşıt şey var. İşte Dündar Ünlü cephesi var. Harun Karacan bilmiyoruz nasıl bu olaylara müdahil. Ama Birlik Vakfı'nın burada tekrar ikinci döneminin başlamaması için Süleyman Reyhan il başkanı olarak atanıp sonra o süreci konseyde yürütmesin. Hem yerel seçim, önce genel sonra da yerel seçimi onları yürütmesin, şekillendirmesin diye bir karşı atak var. Kim galip gelecek bilemiyoruz. Ama şu anda psikolojik üstünlük baktığın zaman vakıfçılarda ya da işte Süleyman Reyhan işte %51 diyelim hani bir adım daha önde gibi. İlçeleri şu an hiç kimse konuşmuyor. Şu an değil. Ona bakın. Tamam. Soner? Ben artık süre çok daraldı. Sedat'a vereyim söz hakkımı. Tamam. O da konuşmasın bitirelim. Hayır, ben Şenay'dan duydum ilk kez. Yani Murat Özcan'ın il başkanlığı için ilk defa adı geçti Eskişehir'de. Ama şöyle, adını vermedi ki. Ben isim vermedim. Meclislere hakim dedi. Meclislere hakim. Kaç tane adam var meclislere hakim? Belki Süleyman Reyhan da meclislere hakim. Ne kim? Süleyman Reyhan da belki meclislere hakim. Zihni başka kim? Hakim isim çıkmadı. Hasan Burgaz da hakim mecliste. İl yönetiminde kim var? Meclis değil meclis. De akla. Belki farklı meclislere hakim. Meclislere hakim kim var? Yok başka kimse yok ama işte bir Metin Tezişçi'nin ismi geçiyor. Başta. Meclislere hakimiyetten değil de Metin Tezişçi'nin ismi de Eskişehir'le barışık bir isim olacağı için hani esnaf, tüccar, dost meclislerine hakim. Dost meclislerine hakim. Arkadaşlar şimdi bunları konuşmak için çok erken. Şimdi Birlik Vakfı'nı ne zaman 15 gün sonra adam istifa ediyor. Hemen il atıyorlar. Ne zaman konuşacağız? Yani Birlik Vakfı'nı şu anda ön plana çıkardık ama dönem yani seçim öncesinde dönemler vardı. İşte bugün Birlik Vakfı ön plandadır. Yarın işte Burhan Sakallı ekibi ön tarafa çıkar. Yarın bir milletvekili bir ekip kurar. Var mı Burhan Sakallı'nın bir ekibi? Var tabii. Tabii ki de var. Yani birlikte seçim yaptı arkadaşlar var. Bu da bana çok enteresan geliyor. Yani hiç AK Parti'de var olmayı. Girdikleri arkadaşlarıyla birlikte. Burhan Sakallı figürünün gelmesi böyle. Yani yerelden söz ediyorum. Eskişehir'de yani Burhan Sakallı'nın farklı bir imajı var bana kalırsa. Böyle bir yani uyumlu. Hep bir aday konusu konuşurken hep bir Burhan Sakallı geliyor tekrar gündeme. Hani bu şeyin Cumhurbaşkanlığı adaylığı gibi. Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığı gibi. Hani hiç yok siyasette ama ne zaman bir cumhurbaşkanlığı konusu gelse böyle bir kendini gösteriyor. Bir çok smart bir şeyi var. Vekillik diyorsun uyuyor. Şey büyükşehir hemen adayı diyorsun Sakallı. Uyuyor. Evet, İl başkanlığı evet. Diyorsun yani, orada uyuyor. Soner AK Parti 20 tane isim sayıyor ama 3 tanesi işte iş yapacak. O özgün ağırlığa sahip oldu. Özgün. Nasıl? Evet arkadaşlar. Kapat Tarkan abi. İş çok yerler. Teşekkür ederiz. Evet. Ağzınıza sağlık. Evet değerli izleyenler bir çarpışma programında sonuna geldik. Dilimiz döndüğünce AK Parti'deki kulis bilgilerini sizlerle paylaşmaya çalıştı arkadaşlarımız. Süleyman Soylu'nun bir Eskişehir'de parti programına katılmasını konuştuk. Sessiz sedasız gitti diye eleştiriler oldu. Elimizden geldiğince AK Parti'yi konuşmaya çalıştık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diyorum.